Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Dobloz Gökay, yine aynı bildiğiniz bir mekandayız. Arabaya şimdi cam film yapmaya geldim, ekstra bir de parçayı göstereyim. Daha önce bunu F300'de yapmıştım bir tane bir arabada. Arabamızın tavan döşemesi yoktu önceki videolardan bildiğiniz kadarıyla. Arkadaşlar şu malzeme, şu MDF mi diyorlar buna, sunta mı diyorlar artık. Şu mobilyacılarda falan filan satılan bir şey ama rengi krem rengi aldım özellikle. Arabanın tavanına uyumlu olsun, yani çok beyaz sırıtır da. F300'e beyaz yapmıştım daha önce bir tane arabada. Tavan döşememiz yok. Tavan işte döşemeciyle bakıyorum, internette araştırıyorum. Herkese diyor ki çıkma alacaksın, çok istenen bir şey değil. Hani sıkıntılı bir işlem yani. Adam bana diyor ki döşemeci. Onun diyor gideceksin çıkmacılarda bulacaksın, alt kalıbının üzerine ben sana katlama yapacağım, üzerine takacağız. Onu gideceğim, bulacağım, araştıracağım, alacaksın. Maliyeti de yüksek, kendi şey de yüksek. Yani dedim ki şu sunta zaten vardı aklımda en başından beri, en sona bıraktım diyerek. Onu şimdi yaptım, yapılış kısmını çektim. Kapalı bir kısım, zaten iki kişiyiz. Hani ikimiz de aynı anda tutmak zorundayız bir kişi. Sekman aldım, sekmanı da göstereyim. Şöyle normal bir sekman aldım. Sekman fakat kısa geldi, oturmadı, bozuldu. Ya dedik ne yapalım ne yapalım, en güzeli klip satalım. L300'de de klip satmıştım. Bunları tam şimdi sıkmadım da kesmedim de hani yerlerini ayarladım. Şunu şöyle hani güzelce yaptık ya. Şöyle içeriden baktığında hiçbir sallanması falan yok. Görüntüsü güzel. Yani bunu ne gerek var o kadar yani. Sırf o alt kalıbına 500-600 binden para istiyorlar. Kaplamasına 500-600 binden para vereceksin. Yani bir işlem de değil maksat da. Yani şimdi abartıyor diyen arkadaşlar da olur. Bilmiyorum kaplaması ne kadar tutar. Çok büyük bir işlem de değil de hani masraf olarak uğraştırıcı bir şey ya. Zahmetli bir şey diyeyim ben size, anlayın. Şunu gittim mobilyacıya aldım. Ölçtüm içinden. Ona göre kestik. Tabak halini aldım. Kaç para verdim? 40 TL verdim şunun tabakasına. Hani bundan bir parça daha çıkacaktı. Şu kısmını şey yaptım. Kalanını artık kestirdim yere bıraktım. Mecburen. Biraz da büyük kestirmişim. Şurada parçaları da göreceksin. Yine falsifayı ayarlamaya çalıştım kenar kısımlarını. Bitti gitti yani. Çözülmeyecek bir şey değil. Yani tavan döşemesi olmasa da artık aşırı bir şey değil de artık sıcakta falan arabaya etki eder. Bunu taktık, görüntüsü hoş. Klipsleri keseceğim şimdi. Daha güzel görünecek. Ondan sonra geçen bu Fiorino'ya çektiğimde yine Fiorino diyorum. Neden Fiorino diyorum? Bana çok tepki geldi. Sıklayan abi, araba sıklayan abi, araba sıklayan abi. Böyle arabalar aynı fabrikadan çıkıyor arabanın, sadece sıklayan lukası var. Fiyatta aynı motor var, fiyatta aynı kasa var, aynı görüntü var. Ben yolda gördüğümde de araba sıklayan. Benim Fiorino diyorum. Bana göre öyle şimdi tabii. Farklı tabi, Citroen'den çıkmış araba da, neyse. Cam filmi yapacaktık bugün. Cam filmimizde problem oldu, rengi tutmadı, yapamadı, edemedi, bir sıkıntılarımız oldu. Şunu aksesuarcılara da satıldı, 30 TL'ye aldım. İçinden şöyle kendi bir falçatası çıkıyor. Ondan sonra bir kontrolü çıkarayım. Bir de şöyle tarak dedikleri bir tane plastik bir parça var. Yani çok dönemli değil şu ikisi, olmasa da olur da. Bu hazır film 30 TL. Normalde de ne kadar yaparlardı ben arabaya verseydim? 150-200 lira gibi bir para yapıyorlardı. Çok bir masraf değil, araba satıyoruz. Ama biz bunu kendimiz yapmaktan, size de göstermekten daha dedik, güzel olur. Ya bir hani şimdi herkesin, biz İstanbul'dayız, imkanımız var. 150-200 lira yapacak 10 tane yer var. Şimdi biz Anadolu'dan izleyen arkadaşlar da var, onların hani bulamayacakları yerler var, kendileri alırlar, sipariş ederler, internetten gelir, kendileri yaparlar, kendileri yapmaktan zevkliyorum arkadaşlar vardır benim gibi. Yani çok da zor bir işlem değil, inşallah geçenki gibi olmayacak. Geçen cam filmimizde sıkıntılar vardı, yapamamıştık. Şimdi bir başlıyoruz inşallah, bitirmiş olacağız. Beyler camın iç kısmından şimdi kaba taslak bir ölçü aldım, normalde dışından almam lazım. Yani dışı şöyle göstereyim, bir göstersen arabanın dış camını. Dış camı daha büyük kalıyor, iç kısmı hani siyah kısımların cam değil arkadaşlar, oraların geçme kısmı. Komple biz camın ölçüsünü alsak kurtarmayacak. Zaten düz cam olduğu için içeriden almak daha mantıklı. Normalde dışarıdan ölçü alıp içinden yaparlar. Biz bunun direkt içinden aldık, kapağın buraya açılabildiği için. Ölçüyü aldıktan sonra şu jelatini var, ince bir poşet kısmı var, onun altında yapışkan kısmı kalıyor, su sıksana biraz. Bunu su sıkarak ayıracağız, şimdi ayırdığımız kısmı çekemiyoruz. Hani şey olduğumuz için bir kişinin çekmesi lazım mecburen. Ayırıp oraya yapıştırdıktan sonra kısmı tekrar devam edeceğim. Şu jelatini ayırıp yapışkan kısmını cama gelecek şekilde yapıştıracağız. Kalan kısımlarını keseceğim, daha sonra tarayacağız altındaki suyu çekince.
Şimdi şöyle, ben çekerken bir yandan da bir sıkması var değil mi? Mecburen yapamıyorum. Beyler şimdi sulayıp, camı da ayrı sulayıp, filmi de ayrı sulayıp direkt yapıştırdım. Tam havasını almadan şu fazlalık kısmını kesmem lazım. Kurutmadan, hani bir yandan da az bir şey tarayarak şu dolduğun avantajı var, şu kenara taktım. Ha bu arada işin ileri kısmı jilet, tam jilet olacak yani. Böyle hani herhangi bir falçatayla olmaz, normal kumaşı kestiği gibi olmayacak. Bu hassas bir şey, bu keskin olmazsa şuradan cart bir yırtar. Yaptığın işi o dakikaya kadar olan emeği çöpe gitmiş olur. Bunun kutusundan da çıkamıyorum, maşallah güzel oluyor. Geçen sefer yapamamın sebebi de jiletin de güzel değildi, tarak da yoktu. Bir de şu tarağı bastırmadan çekeceksiniz. Yani çok bastırmayacaksınız. Bastırmadan derken çok bastırmayacaksın ki yırtılmasın. Şu yani çok hassas bir şey. Bunu hafif böyle bastırırsan cart yırtılır. O dakikaya kadar olan emeğin gider. Yani kurutmadan hızlı yapmak lazım. Şu havaları tam almıyorum. Hani ölçüyü aldıktan sonra sökeceğim, tekrar sulayıp bu sefer tam ölçüsüne göre keseceğim. Yani tam ölçüsüne göre kestim, pardon. Şeyine göre işte havasını almış olacağım. İşte normalde aşağıya geçiyor, orada esnaz kablolar olduğu için. Resistans kabloları üzerinden tam geçmedi. Ondan sonra parçalama yapacağız artık. Burada çapraz tutmuşuz, şu arada çapraz keselim. Yani ince bir iş ya bu cam filmi. Bilene kolay da, yani ben de tam bilmiyorum yani bir, ne kadar bir tane arabama yaptım. Ibiza bir arabam vardı, onu yapmıştım. Burada yine başkasından öğrendim, hani işi bilen birisine beraber yapmıştık. Böyle internette izliyoruz da o kadar basit değil açıkçası. Hani ne olacak ki ya, adam su sıkıyor, yapıştırıyor falan, incelik kısımları var. Şimdi şunu bir söküp bir daha sulamam lazım. Çünkü kesene kadar kuruyor. Kulağa jilet koymak kısmı da işin artısı. Yapmayın belki de. Sen bir susar mısın kameraman arkadaşım? Şu rüzgarsız bir ortam da şart bunun için. Rüzgarsız ortam neden şart? Şimdi bu sağdan soldan uçtu, iç içe bir yapıştı mı o film çok. İçindeki yapışkan kısmı gider. Ne kadar ıslak olursa o kadar güzel olur. Çünkü şu an ıslak yer üzerinde kaydırma şansım var. Şöyle geniş güzel yapıştırdım. Şöyle kaydırıyorsun hemen adına. Evet, tamam, güzel olur. Bastırmayacaksın. Lezle dahi bastırmamak lazım ki hani şu an altı da ıslak ya, yine kayacak, yine aldığınız havalar kısmı boşaya girecek. Abi kurutma makinesi kullansaydınız diyeceksiniz. Kurutma makinesiyle o kadar profesyonel değilim. Normalde hani kapıda bunu böyle havasını aldık beyler. Çıktı gitti yani. Gayet de basit. Yeter ki altı güzel ıslak olsun, güzel kesmiş ol. İşin ince kısmı kesme kısmı. Kestan güzel kestikten sonra bir de bastırmadan havasını alacaksın ki yırtılmasın, nadirdir. Şey olmaz, sıkıntı çıkmasın. Bu da kaç numara? Koy bir film. Ya, bir arasını kaybettim de. Ben de seviyorum bu film olayını arabalarından. Kullandığım arabalarından mutlaka film olurdu. Abi beni kimse görmeyecek ya. En güzeli kimse görmeyecek. Ben herkesi görebileceğim trafikte ama kimse beni göremeyecek en güzeli. Eskiden hatta ben
cam filmi muhabbeti yasaktı. Benim lineam olduğu zaman cam filmi vardı. Arabayı cam filminden bağlattım. Instagram'daki arkadaşlar anlatmıştım, biliyorlar. Ha bu arada arkadaşlar, Instagram demişken YouTube kanalımız çok şükür 15 bin aboneye geçti. Fakat Instagram 6500 kişiyle kaldı yani şimdi. Yarı yarıya bir fark var. Instagram kullanan arkadaşların, bazıları kullanmıyor olabilir, kullanan arkadaşların Instagram'a gelmesini davet ediyorum diyeyim işte, gelmesini istiyorum. Neden? Hani diyorlar ki abi yukarı kaydır linkini de bıraksana. 10.000 abone olmadan yukarı kaydır açılmıyor, bir. Bunun açılabilmesi için. İki, ben anlık hikayeler atıyorum. Mesela örnek veriyorum, bugün bu arabayı sanayiye götürdüm, oradan bir poz attım. İşte yolda bir durumumuz oluyor, anlık işte şu video çekimine dahil Instagram'da bir gün, iki gün önceden görme şansınız olur. Instagram'a gelmenizi istiyorum arkadaşlar, mutlaka şurada bir yere bırakacağım şeyimi, kullanıcı adımı. Oradan da bir takipte kalırsınız. Bu cam da bitmek üzere. Şu yan camları birazdan sökeceğim. O kısmı da geçeceğim şimdi. Yan camları söküp yapacağım. Şu arkada gördüğünüz arkadaşı yorumda şu Citroen yapıyor. Citroen Nemo araba. Onun mesela şu yan camlarını yaparken arkadaş sökmüştü, bana fotoğrafını da atmıştı. Sökerek hani 3 tane bile tutuyor. Şu dışarıda gözüken içinde normal yıldız panelleri bile var. Onları söküp bir yerde yaptı. Dışarıda daha kolay havasını almak. Kesmek de daha kolay. Sıfırasını kesiyorsun. Şu arka camları inşallah söküyorsa bir problem olmaz, onları sökerek yapacağım. Bu da bitti ya, şu küçük kenarlarını şöyle çekeceğim. Bak şöyle göstereyim. Arkadan baktığımda arabanın şeyine biraz daha böyle şey katıyor. Hem bagajda bir şey taşıdığında da belli olmuyor. Cam filmi avantaj. Yasak da değil. Kaç numaraya kadar yasak olmadığını bilmiyorum ama bu yasal mı diye sordum alırken, aynen abi de bunun bir numara üstü yasak dedi. 1, 2, 3, 10 numara kısmını bilmiyorum. Şimdi diğer cama geçelim. Evet, 1, 2, 3, şurada şurada bir yeri var. Şurada yanlı kelebek cam derler de kelebek açılmamalı. Öyle açılamayacağım. 3 tane vidası var. Bunu da söktük. Bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum. Camları içeriden film çekmeden, hani dışarıdan da ölçü alacaksınız, dışarı da içini de mutlaka silmeniz lazım. Ağzında, altında ufacık bir toz tanesi kalsa bu yine hani hava yapıyor, balon yapıyor diyoruz ya, kısım gitmez de yani altında kalır, kötü bir görüntü olur. Şimdi cam silimiz, dinlere alalım. Camı söktük, lastiklerini de masa gibi kullanıyoruz. Bakın içi leş, yani camı hiç silmedik açıkçası. Şunu bir güzel sileceğiz. Mesela şurada bir polivan da var. Şunu kazımam lazım. Şunu bir sileceğiz. Şöyle bir ıslatayım. Oldu. Güzel bir sileceğim şimdi şunu. Bundan sonra cam filmi geliyor. Tozun üstüne olmaz. İki tane göz kullanıyorum. Bir tanesi henüz çiçekliyorum. Bu en son bir çok kırıldı onunla. Sekmemiz dönüştü. Bir tane de röntgen ikili bezimiz var. İkilini alabilirim üstünde. Arabamız var ya şöyle. Bayağı ikiliymiş yani. Şu arabayla bir yıkamanın falan reklamı olurdu. Yani bu arabayı bile temizledik. Baksana şu bezin haline ya. Bu arabayı bile temizledik diyebilirlerdi yani. Bayağıdır dolaşıyorum arabaya. Güzel bir halde getirdik yani, hani bu modifiyeli çaça Wartsurt olmadı ama normal bir Doblo modeline döndü. Normal değildi yani arabamız. Bak şu bant. Tamam da kazıyım şunu. Bandın yapışkanı kalmış güneşte. Bu denekli cam. Da var ya, bunda cam filmi de çok sağlıklı olmayacak ama içi de söktük bunu ya. Normalde kolay olmaz buna cam filmi. Çünkü deneklerin arası kabarık kalacak da. Şimdi de hayal ettiğiniz gibi olur. Şimdi kestik. Şimdi suları çekeriz aslında. Bayağı da büyük kestik kenarlarda. Kolay olsun diyor. Şöyle yapmak bayağı da basit yani şu an olsun. Çünkü bomba yapabileceğim bir kısmı yok. Çünkü birden sonra belki de rahat oluyor.
Aslında bunu kesmeye de gerek yok yani, şu an baktım da. Niye kesim ki? Sadece şu burada deliklerini deneyeceğim. Şimdi bir zarar yok yani içeride. Dışarıdan bu zaten yürüme ihtimali var. Hiç gerek yok. Tamam. Birkaç tane şu kenarlarda var. Şöyle tam yukarıdan bakınca belli olmuyor da. Burada şöyle içeri açılar, değiştirdikler olmuyor. Şimdi etkili olabilir ama maşallah. Diğer camı da aynı şekilde söyleyeceğim. Şöyle kaldırayım. Kameraman arkadaşım. Hava gözüküyor ama. Şurada renk kalbinin bir tane küçük bir yer var. Bunun dışında görüyorsunuz sular akıyor. Bir yan camla karşılaştıralım. Aynen. Şöyle yapalım. Ustamız da yapıyor bir şey. Verdi 52'den ayrı. 57'den. Beyler şimdi havasını aldık. Kesmedim de büyük bıraktım. Bir zararı yok olmasının. Şu deli kısmı var ya, vidaları geçirdiğimiz. Burası sıkıntılı bir kısım. Neden sıkıntılı? Buradan işte şeyini bir kaçırırsak, yani altına bir daha hava giderse, hadi yavrum bir daha baştan uğraş budur. Şöyle hassas bir şekilde kestik. Kamera delik kaldı. Bu kamerada belli olmayabilir ama şurada tık ses. Şimdi şöyle içeriden dışarı doğru daha yaratıcı mı olur bilmem. Yani profesyonelce yapmıyoruz. Ne nasıl sonuçta bu işi? Şu bütçeli bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kendini değerlendirmeye çalışıyoruz. Abi öyle olur mu, şöyle olur mu, böyle olur mu? Ben bu işi profesyonel değil, bu kadar oluyor. Bence benim de hoşuma gidiyor yani, bana yeterli bir işler. Çelişki yüzme, bagajda bir şey taşıyacağımız zaman belli değil. Şimdi şu... Ya bak abi, şu kamerayla alakalı ya. Net gibi oldu gayet güzel ya. Onun da ölmüşsünüz. Ama sen... Şöyle bakıyorsun, dışarısı gözükmüyor. İçeriden bakıyorsun, içeriden bekliyorsun. Ama şu yani, yani dışarıdan da daha güzel gösteriyor. Şöyle vereceğim. Yani öyle vereceğim. Şimdi camı montajlayacağız, parçalayacağız. Şimdi ölçüyü aldık yine, şu gerekli kısmını açmamız lazım. Burada çok sıkıntılı bir kısım yani, tırnak olması lazım. Bunları... Yani... Bayağı ince, film ince, poşet ince. Eyvallah'tan azıcık tırnağım var. Tamam, ayrı. Şöyle geçeceğiz. Mecburen bu kısmı çekemiyorum. Arasına su sıkacağım. Çünkü iki kişi, hani bir kişinin tutarken bir kişinin su sıkması lazım. Çünkü şöyle, şuradan şöyle bir şey içine yapıştı mı, yapışkan yapışkana denk geldi mi, tamam o kısım artık bir daha açsam da düzelmez. Beyler cam filmi bitti. Bayağı uğraştırdım şu iç kısmı. Araba tek sürgü olduğu için içeriden yapmaya çalıştık. O kısmı uğraştırdım. Şu arka cam bana yapılıyor. Onu söktük. Ama arabaya bayağı bir hani belli oluyor mu kameradan. Şu an camlısı arabanın çok çok fark ediyor. Yani şu boyayı falan araba sanki bayağı değişti yani şu görüntüsü. Ya ön şu şeye şoför kapısını ya ön iki kapıya çekmedim. Zaten ön camlısı. Şu sadece arka kısımlara çektik. Ya şimdi her müzenin kusuru oldu, o kadar da şey olmuyor ama yani baktığında da çok belli değil. Çok sıkıntı, profesyonel değil sonuçta. Ondan sonra cam filmi bayağı araştırdı. Cam filmi dışında neredeydi? Tamam döşememiz yoktu. Arabanın önceki videolarından hatırlarsanız. Şöyle bir dakika ışık tutayım hemen. Bakın. Tavan döşememiz yoktu. Bu da MDF. Bu mobilyacıların kullandığı şeyleri de klipsle tutturdum delikleri. Normalde şey aldım ama şurada farklı bir şey yaptık, pul koyduk. Orası zayıf kalmıştı.
Normalde klips aldım. Klips kısa geldi. Olmadı. Yerine girmedi. İşte hizalayamadık falan filan. Böyle jilet gibi oldu yani. Şu an görüntüsü kötü değil. Rengi de krem rengi. Baya yakın işte döşemeye. Çok da kötü sayılmaz. Yani gayet de güzel oldu. Şimdi dışından şey kısmını yapamıyorum. Burası da çok aydınlık bir yer değil. Bir çizik kısımlarını rötuş yapacağım. Şu hatırlarsanız şunu göstereyim. Şurada akmasın diye şeyin içine kullanıyorum mecbur. Şu işte rötuş boyamız, fırçamız, rötuş fırçamız. Bununla işte bir çizik kalan kısımları falan filan şey yapacağız. Önceki çizikleri, taş sekmeleri, rötuş yapacağız. Ondan sonra arabanın bir eksiği kalmıyor. Onun satışa hazır. Hemen küçük burcu özgü olup güzel olur. Zamanımızda. Arkadaşlar videomuz burada bitiyor. Abone olup like atmayı unutmayın. Bayağı bir emek verdik. Bir canım motosiklet kısmına sıkın. Yolda kalmak kötü bir şey. Onun dışında arabayı gayet de güzel yaptık. Bayağı da renk artık satma zamanı geldi. Yeni arabalar, yeni projeler. Yeni toplama videoları olacak. İnşallah albeye başlayacağız bir yandan. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.